İyi pazarlar değerli izleyiciler. Konuklarım Damla Sönmez ve Murat Dalkılıç. Neden? Çünkü bir yeni film, bol ödüllü, Sibel. Diğeri de Son Liman, bir single. Bunları konuşacağız. Önce senin single'ın Son Liman. Hı hı. Müzikle başlayalım. Müzikle başlayalım. Son Liman aslında çok uzun zamandan beri bizim gündemimizde olan bir şarkı. Çok böyle içimize sinmişti. İşte bu şarkı ilk, bu albüm, yeni albümün ilk şarkısı olsun dedik. Hadi başlayalım. Tamam. Son Liman. Söyleyelim. Aslında hareketli bir şarkı. Ama böyle piyano eşliğinde böyle sakin sakin söyleyebileceğim bir şarkıymış. Onu da çok memnun kalarak deklare etmek istiyorum. İnşallah bu halini beğenirler. Süren doldu mu senin, alır giderler. Bu kalpten götürürler, aklını çeler. Bazı düşünceler tamamen silinirler. Senden kalanlara dokunmadım, asla soluma koymadım. Aklımdan geçenleri tek tek, yüzüne yüzüne hiç okumadım. Sana söz bile yok, yalvar yakar. Bu bedende çok zor, artık etkilenmiyorum. Deniz bu elbet dalgalanır, durulur. Senle yol almak çok zor. Kalbi kırık olanlara o zaman bu limon son. Senden kalanlara dokunmadım, asla soluma koymadım. Aklımdan geçenleri tek tek, yüzüne yüzüne hiç okumadım. Ağla kalbinden kelimeler dökülsün. Sana söz bile yok, yalvar yakar. Bu bedende çok zor, artık etkilenmiyorum. Deniz bu elbet dalgalanır, durulur. Senle yol almak çok zor. Kalbi kırık olanlara o zaman bu liman son. Teşekkürler. Oh, ne güzel. Liman hep son zannederiz. Sonra bir başka limana. Ne limanlar varırız. Gelir, ne limanlar geçer diyorsunuz. Ama zaten onun için de son diyoruz. Sonuncu demiyoruz. Evet. Yani şimdiye kadar şimdilik son. Çok güzel şarkı. Evet. Teşekkürler. Ve ne kadar kendini vererek, odaklanarak, hissederek söyledin. Yani vücut dilin de çok iyiydi. Yani şöyle, teşekkür ederim. Ben aslında böyle söylemek, yani bilerek böyle isteyerek yaptığım bir şey değil. Zaten böyle söyleyebiliyorsam eğer şarkıyı, o şarkıyı albümme, repertuarıma katıyorum. Çünkü sonuçta o şarkıyı hissettiğim gibi karşı tarafa da aktarmam gerekiyor ya. Onlar da, dinleyenler de aynı benimle aynı keyfi alıyorlarsa o zaman doğru bir eşleşme, doğru bir kimya yakalamış oluyoruz diye hissediyorum. O yüzden böyle söyleyemiyorsam şarkıyı
Yani hadi de bu da geçsin ya şimdi falan diyorsam o zaman söylememeyi tercih ediyorum albümlerde. Yani ama alkışlardan da gördüm arkadaşların gayet tuttu. Ama teşekkür ederim. Yani aslında klasik alkışlar bunlar, klasik söylemler. Bir yenilikle bakmamız lazım. Hı hı. İstersen senden ıslıkla çok güzel diyebilir misin? gibi bir şey çıkıyor. Bunun yüksekleri var, daha şeyleri var ama o gırtlaktan ve dil kıvrımı böyle bir şey. Aslında bunu sana söyleyişimin sebebi bir dizi ödül aldı. Sibel evet, filmi. Ben yakından girdi. Biliyorum. Sibel filmi 71. Locarno Film Festivali 3 ödül. 6. Mure Film Festivali'nde Fransa'da en iyi kadın oyuncu. Oh. Londra Film Haftası'nda en iyi oyuncu. Adana Film Festivali'nde yine aynı şekilde en iyi oyuncu. Eskişehir Film Festivali yılın performansı ödülü. Yani böyle bir dizi ödül. Filmin de aldığı. Efendim? Filmin de aldığı yine bir sürü ödül. Adana'da en iyi filmi aldık. Burada ulusal yarışmada en iyi senaryo aldık. Yurt dışından şu an işte dün gene Ankara'da ön gösterimdeydik. Yönetmenler artık sayamıyorlar kaç olduğunu. En sonunda 30'larda bir yerde dedim. Bıraktılar. Ve bu gibi dedim. Evet ve bu gibi. Çok ödül alınca böyle oluyor. Damla ile menajerlerimiz de aynı bizim. O yüzden hep devamlı çok aşinayım yani Damla'nın ödül almasına. Damla işte Japonya'da, Damla Amerika'da, Damla hep durmadan duyuyorum. Ne kadar inanılmaz gurur verici bir şey gerçekten. Teşekkür ederim. Evet bize gurur duyduk. Müthiş bir şey yani. Damla bir su damlası gibi bir kız. Evet. Harika gözleri yansıyor bütün yüreğinin güzelliği. Efendim çok ne teşekkür güzel ederim. Gülüyor. Güzel görüşünüz sizin. Teşekkür ve ederim. Bu filmde yine böyle su damlası gibi bir kız. Fakat kişiliği set. Bir buz parçası da olabiliyor. Hı-hı. Keskin de olabiliyor. Yani mağdur bir kız değil bu filmde. Hı. Söke söke hakkını alan. Konuyu sen anlat. Anlatayım. Filmimizin adı Sibel. Türkiye, Fransa, Almanya ve Lüksemburg ortak yapımı. Yönetmenlerimiz Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanatti. Çağla Ankaralı, Guillaume Fransız. Yıllardır Fransa'da yaşıyorlar. Ama hani gerçekten özellikle Guillaume Giovanatti sizden benden daha çok böyle sırt çantasını alıp Anadolu'da ne kadar köy, kasaba varsa, nerede ne kadar enteresan gelenek varsa işte bu tip kuş şey ıslık dili gibi bütün bunları çok iyi bilen, çok çok iyi Türkçe konuşabilen bir Fransız. Onlar yıllar önce bir kitap alıyorlar. İnsanlığın Dilleri kitap. Oldukça kalın bir kitap. Orada bir 3 satırda şey görüyorlar. Giresun'la Trabzon sınırında Kuşköy diye bir köy var ve orada ıslık dili konuşuluyor. İnsanlar ıslıkla anlaşıyorlar diye. Köyün adı ne bir daha? Kuşköy. Kuşköy. Evet. Islıkla konuştukları için mi acaba bu Kuşköy? Olabilir. Olabilir çünkü dil de çok eski. Yani 1800'lerin sonuna kadar konuştuğunuzda, muhabbet ettiğinizde gittiğini görüyorsunuz. Coğrafi şartlar çok sert olduğu için aslında işte dik yamaçlarda, tarla ve köy arasında, işte yayla arasında anlaşabilmek için, iletişim kurabilmek için konuşmaya başlamışlar. Şimdi bak o konuşma için dilersen Kübra verir misin insert'ı? Kemik nasıl söyleniyor? Kurt kemikleri. Hazır mısın? Aferin benim kızım. Bu kurt. Sakın, sakın yapma. Beni dinlemezler bile. Evet,
Bağırıyor. Islık dili şey, bir yani dünyanın birçok yerinde de varmış bu arada kullanılan yerler. Ama bizim ıslık dilimizin özelliği bir komut dili değil. Yani gel git otur kalk demiyor sadece insanlar. Her heceye denk gelecek bir ses var. Bir dil kıvrımı ve işte o gırtlaktan nefes keserek yapılan. O sesler, hecelerin evet, sesi var. Hecelerin sesi var. O sesler yan yana geldiğinde uzun cümleler kurabiliyorsunuz. Bizim hikayemizde de Sibel bu köyde yaşayan bir genç bir kadın. Muhtarın kızı. 25 yaşlarında, 5 yaşında ateşli bir hastalık geçirmiş. Duyabiliyor ama konuşamıyor. Sadece ıslıkla anlaşıyor. Biraz böyle şey, özgürlüğüne düşkün ve kafasına göre yaşayan bir karakterimiz. Köylü bu Sibel'in farklı olmasından dolayı ve sadece ıslık diliyle anlaşmasından dolayı biraz eksikli, engelli görüyor Sibel'i. Ve köyde bir efsane var. Ormanda kurt var, çıkmayın diye çocukları ve kadınları güvende tutmak için ormana gitmesinler diye söylenen, anlatılan bir efsane var. Sibel de sırtında tüfek, bütün gün o kurdu avlamaya çalışıyor. Ben kendimi ispatlayacağım diye. Bu yolculuğunda işte Sibel'in aslında insan, kendini insanlara kabul ettirmeye çalışırken kendisini İnsanlar kabul etmesi... İnsanlar onu dışlıyorlar mı? Evet, dışlıyorlar. Ne diye dışlıyorlar? Lanetli diyorlar, uğursuz diyorlar, daha birçok şey söylüyorlar. Sibel de onlara kendini ispatlamaya çalışırken aslında tek kendini ispatlaması gereken kişinin kendisi olduğuyla karşılaşıyor. Böyle bir özgürleşme hikayesi aslında bakarsanız. Senin bunu oynamaya kabul etmen süreci nasıl oldu? Anlattıkları hikayeye de iki genç yönetmene de vuruldum hakikaten. Dediler ki, şöyle bir sıkıntımız vardı yalnız, ben hiç ıslık çalamıyordum. Çağlar İlgiyom'da bana dediler ki tamam biz de senaryo üzerine çalışacağız zaten. Sen ıslık çalış, biz senaryo çalışalım, haberleşelim, iletişimde kalalım. Sonra ben gecenin ikisinde, üçünde sesli mesajlar ve videolar göndermeye başladım onlara. Bakın ses çıkarabiliyorum diye. Filme başlamadan 4 ay önce köye gidip gelmeye başladık birlikte. Orada da Orhan Civelek, o köyün sakinlerinden. Orhan Civelek isminde çok değerli bir ıslık hocam oldu. Onunla çalıştık son 3-4 ayda. Ve işte filmi çektik sonra da. Islık hocası. Islık hocası. Filmin ilk açılış sahnesi de 1968'de Fransız bir ekip gitmiş Kuşköy'e. Çok fazla zaten hem yurt dışından hem yurt içinden gidip belgeseller çeken insanlar, belgesel çeken insanlar var köyle ilgili ve bu dille ilgili. Filmin açılış sekansında da o 68'de yapılan belgeselde oradan birilerini toplayıp Röntgen. Evet, X-ray cihazının arkasına koyuyorlar ve bütün gırtlak ve dil yapısını inceliyorlar. Hmm. Bu sekansla açılıyor film zaten. Bir enteresan bir şey. Çok hemen, kültür hemen, mirası. Hemen gideceğiz. İnternetten de görebilirsin 30 dakikalık. Evet, belgeselde belgesel de var. Tamam. Yani bu böyle uydur kaydır bir şey değil, bayağı bir dil. Biz köyden ayrıldıktan sonra yine bu benim ıslık hocam Orhan Civelek önderliğinde bir kurs kuruldu. İşte o köy ve çevre köylerdeki ilkokul çocuklarına bu dili öğretmek için. Bu kültürel miras kaybı olmasın diye. O evet. Da çok mutlu etti bizi. Peki yani bazı eski kelimeler yeni hale geliyor. Yani dedikodu kelimesi biz bildiğimiz bir kelime. Fakat yenilerde öğrendiğimiz gıybet. Gıybet oldu. Aslında gıybet en eskisi. En eskisi değil mi? Fakat biz böyle yeni. Bir şey var ya, daha eskiler bir moda. Şimdi vintage durumu. Oluyor. Kelimeleri de vintage'laştırıyoruz galiba. Peki gıybet yapıyorlar mı? Nasıl? Islıkla. Islıkla. Islıkla mı? Zordur bence gıybet yapmak ıslıkla. Çünkü herkesin duyabildiği bir şey. Evet, aynen öyle. Yani ulu orta bu kadar gıybet yapacaklarını zannetmiyor. Gıybetin doğasına ters zaten. Aynen öyle. Öyle olsa bir rivayeti olurdu buna. Tabii mutlaka olur. Duyardık. Rivayeti sen söyle bari. Rivayeti ben söyleyeyim. Evet, şarkı. Rivayet burada. Beynimi yediler.
artık bunlar. Kendine bir yol bulsun, sen de bırak bak keyfine. Susuyorum, merak etme, sonuçta nazik bir çocuğum hala ben. En azından uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle. Bir aşk var orada, benim kadim kayımda. Gitmemiştir o hep benledir, sevişmez asla onunla bunla. Aşk var orada, benim kadim payımda. Gitmemiştir o hep benledir, sevişmez asla onunla bunla. Artık bunlar, kendine bir yol bulsun, sen de bırak bak keyfine. Susuyorum, merak etme, sonuçta nazik bir çocuğum hala ben. En azından uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle. Benim kadim payımda, gitmemiştir o hep benledir, sevişmez asla onda bunda. Bir aşk var orada, benim kadim payımda. Gitmemiştir o hep benledir, sevişmez asla onda bunda. Sevgili Miraç Kutlu piyanoda. Teşekkürler. Merci. Rivayet değil, gerçek bir aşk var. Bak senin şarkına, arkandaki martılara bak. Ya o kadar güzel ki geldiğim andan itibaren stüdyoya böyle hayretle onları seyrediyorum. Ve gerçekten gitmiyorlar. Buraya acayip bir enerji vermişler. Evet, bize gelmişler. Zaman gelmiyorlar. Ama her hafta buradalar yine abi. Bayağı sana geliyorlar evet, bence. Evet aslında. Yok yok, konuklar ama. Ödüller nereye saklıyorsun? Ödülün çünkü çok fazla ödülüm var. Var. 40'ın üzerinde ödülüm var. Evet vallahi sağ olsunlar, var. Tabii motivasyonumuzu ödül alalım diye yapmıyoruz. Onlar başka bir... Ama güzel güzel bir şey tabii yani bir yandan da. Yani şu vardır, alkış gibi, aynen öyle, sevgi, saygı gibi ödül de insanlar için müthiş bir motivasyon. Aynen öyle. Sen Egelisin. Evet, İzmirliyim. Sen? Ben İstanbulluyum ama Fahri İzmirli diyorlar bana da. Evet, yani bir böyle İzmir... Ve çok arkadaşım var, çok seviyorum orayı. İşte Bornova Bornova diye ilk sinema filmim de oydu. Hmm. O yüzden hatta İzmirli de sananlar çok fazla. Bir göçmenlik var mı ailede? Çerkeziz biz, iki tarafta Çerkez. Evet. Gözler o. Çerkezler. Ben de Selanik göçmeniyim. Efendim? Selanik göçmeniyim ben de. Evet, yani hep Türkiye'nin yarısı Selanik göçmeniyim. Evet. Hatta %80'i falan Selanik göçmeniyim. Yakınında Çerkez zaten. Öyle bir durum. Ama ben gerçekten Selanik göçmeniyim, biliyorum yani %100. Selanik'ten gelmişsin İzmir, İzmir'den Kuşadası galiba değil mi? Evet, asıl? Kuşadası. Ailenle, babanla yani babam beraber. Turizmci olduğu için Kuşadası'na geçmişler. Kuşadası'nda yerleştiler artık yani. Artık sonra eğitim nasıl?
Sonra ben eğitim için dışarı çıkmak zorunda kaldım. İzmir'e geri dönmek zorunda kaldım. Sonra İzmir'den İstanbul'a tekrar eğitim için geldim. Ne yaptın İstanbul'a? İstanbul'da hem tiyatro okudum hem de sinema televizyon okudum. Nerede? Sonra da tiyatroyu Beykent'te okudum. Sonra master'da sinema televizyonda Bilgi'de okudum. Böyle müzikle alakalı da konservatuar okudum ilk İzmir 9 Eylül'de. Oradan atıldım. Sonra ya ama benim sonra hatırladığım Fransızca mütercim tercümanlığı kazandım. Oradan oraya da ne alaka ben şimdi Fransızca mütercim tercümanlığı. Ama 15 okuyorum. Yaşında müzik grubu kurmuşsun. Tabii. 15 yaşında kurdum. Derslerden kaçayım diye. Dersleri nasıl asarım ben acaba? Çünkü basketbolda oynuyordum o zaman. Basketbol bayağı iyi gidiyordu yani. Kuşadası'ndan biz Türkiye şampiyonalarına kadar gidecek kadar iyiydik yani takım olarak. Aynı zamanda Kuşadası Spor'da da oynuyordum. Okul takımını orada iyi yürüttüğümüz için dersleri de bir şekilde asabiliyorduk. Yani matematik, fizik, kimya, biyoloji bu dersler bende yoktu. Onlar basketbol. Onlar basketbol. Bir de basketbolun oynanmadığı dönemlerde de mecburen derse girmek zorunda kalmayalım diye bir de müzik grubu kurdum ben okulda. Ondan sonra şu an yarattığı bütün çok yönlü insanı derslerden kaçmaya borçlu ya şöyle. Ama kaçıyor ama. Evet, kaçıyor ama katıyor da bir şeyler sürekli yani. Yani işte bu güzel bir laf var. Tevazu erkeğin mücevheridir diye. Şimdi ne kadar mütevazı davranıyor ama master'da yapan bir adam aynı zamanda. Evet. Yani okuldan kaçarak master yapmak da biraz özel bir kabiliyet ister. Ya şöyle düşündüm aslında. Yani sen hayatı biraz... Bu fizik, biraz bu kimya benim işime yaramayacak mizah, arkadaşım. Mizah alıyorsun. Evet. Yok, çalışmayı çok seviyorum. Gerçekten hiç hayatımda çalışmak olmasa gerçekten çok... Elim, ayağım, kollarım evet. Yok gibi hissediyorum. Saat, sen de Saint Joseph mezunusun. Evet. Frankofonsun. Evet. Paris'te Beaux-Arts'da mıydın? Sorbonne'daydım. Sorbonne'da. Paris Trois'daydım tiyatro bölümünde. Ben de bir yıl sonra geri geldim ama buraya. Çok şey, teorik bir eğitimimiz vardı. Daha çok dramaturji üzerineydi. Oturduğun Saint-Germain, aynen öyle. Zaten sanatın... Çok güzel bir. Bütün evet. Güzelliklerin, bütün... Galerilerin çoğunluğu orada oldu. Sen orada güzel bir yıl geçirdin öğrenci. Yıl geçirdim, sonra buraya döndüm tekrar. Yeditepe'den de burs kazanmıştım tiyatro bölümünden, oraya devam ettim. Ama arada sürekli Fransa'ya da işte Londra'ya gittim, Gillian O'Dowd'la çalıştım. Stuart Burney ile çalıştık New York'ta. Benim de çok benzer aslında yani böyle bir duramamak. Bir de mesleğini sevince galiba şey oluyor, evet. Merak ediyor o insan. O merak da zaten sürekli bir çalışma hali getiriyor. Öyle. Senin de ilk böyle çıkış yaptığın Kasaba değil mi? Kasaba. Soner Sarıkabadayı şarkısıydı. Akapella şöyle bir mırıldanır mısın? Herkesi hatırlatmak için. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Diye bir şarkı. Ne güzel. Peki, şimdi senin enteresan bir durumun var. Kendin şarkı sözü de yazıyorsun, müziğini de yapıyorsun. Evet. Neler var ondan? İşte biraz önce söylediklerim benim şarkılarım. Hepsi senin miydi onlar? Hepsi benim değil. Kasaba benim değil. Kasaba Soner Sarıkabadayı'nın. Bu single'ım da benim değil ama genelde ben yazmaya çalışıyorum. Yani %60, %70. Benim şarkılarım oluyor. Gitar çalıyorsun, piyano çalıyorsun. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Yani... Hep okuldan kaçar. Tabii hepsi... Hiç derslere hiç çalışmayarak yapıyorsun bunları değil mi? Ya okuldan kaçmak derken kendi alanımı aramak diyeyim. Kendi alanına kaçmak. Kendi alanıma kaçmak diyeyim. Sunuculuk yaptın. Sunuculuk da yaptım evet. Televizyonda. Gerçekten çok zor bir meslek olduğunu düşünerek... İstersen şöyle bir soru sorayım sana. Neler yapmadın acaba? Vallahi çok şey yaptım evet. Ama şey tabii böyle çok şey yapmak sadece kendi gönlümün isteğinden dolayı oluyor. Yoksa hani bu kadar çok şey yaptığın zaman kendi alanlarında olması gereken alanlarda eksik kalabiliyorsun. Onları dövüş mü, dövüş sporu mu iyi? Dövüş sporu iyi tabii ki.
Dövüş sporu da var. Evet, aynen. Ne kadar renkli değil mi? O da deşarj olmak için. Çok uzun yıllardır yapıyorum, 10 yıldır neredeyse yapıyorum. Ne kadar temiz bakıyor o da değil mi? Yani gayet hoş. Dövüş sporun hangisini yapıyorsun? Ben Wing Chun yapıyorum. Wing Chun nedir? Wing Chun çok... Dövüş spor değil de sanatı gibi mi aslında? Dövüş sanatı aslında birazcık. Bir Çinli bir rahibenin çıkardığı bir... Rahibe mi rahip mi? Rahibe. Rahibe hanım çıkar. Yani bir kadın çıkarıyor bu dövüş sanatını. Kilisede hikayesi de şöyle bildiğim kadarıyla. Bir kilisede bir savaş sırasında, bir iç savaş sırasında... kiliseyi koruyacak bir rahip bile olmuyor. Sadece tek başına kalıyor. O sırada ben bu kiliseyi nasıl talan ettirmem, nasıl korurumun hesabını yaparken oturuyor bayağı yazarak, çizerek bu dövüş sanatını geliştiriyor. Ondan sonra da Bruce Lee, Ip Man diye bir hocasından öğrenip dünyaya öğretiyor bu dövüş sanatını. Ve sonra sen de öğreniyorsun. Ben öyle. Ben çok ilgimi çektiği için gerçekten çok hoşuma gitti. Rahibenin savaşı. O rahibenin hikayesi ve savaşı. Senin dizin vardı Güllerin Savaşı. Evet. Güllerin Savaşı olduğu sırada ben de bir dizide oynuyordum. Hangisi dizide yaptın? Güllerin Savaşı var diye bizim dizi kaldırmıştı. Gerçekten. Rating kurbanı olmuştu sil baştan diye bir dizi. Ya ne kadar lüzumsuz bir savaşmış. Evet ya. Ne kadar lüzumsuz bir savaşmış. Çünkü sen şarkıcısın, şarkıcı kal demek istedi o. Haddini bil hemen yürü git şarkı söyle. O zaman lüzumsuz savaş ama madem ikiniz de savaşçısınız düet yapın. Aa. Hadi bakalım. Söylesin. Ben oyuncuyum, oyuncu mu kalsam acaba? Hayır. Hayır. Hayır, biraz önce... Yani geçici olarak. Biraz önce şarkıyı acaba söyler misin sen diye düşün. Ben şarkı söylemem dedi, bilmiyorum dedi. Sonra ya hani bir zorladım. Bakın ne halde söyleyemiyormuş şu an. Görelim o zaman, madem öyle. Mikrofonum var değil mi? Dur, var. Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık. Haliyle sağ salim çıkamadık. Bilir o hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelmedi oyundu bize tabi demlenmedi ki. Ruhumuzun bir yürümeyecektik. İtiraf et hadi. Tek iyi olduğum o sevişmelerde bitti yok oldu. Tutku ve ten uyumu sahte hikayenin sahte azin sonu. Uzun peribimeyecektik, itiraf et hadi. Tek iyi olduğum o sevişmelerde bitti, yok oldu tutku ve ten uyumu. Sahte hikayenin, sahte azin sonu. Savaş yarattık haliyle sağ salim çıkamadık. Değil o hali bazen iyi gelir ama biz çok abarttık. Yolumuzun üstündeki kötülükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Zor gibi gelmedi oyundu bize tabii.
bir demlenmedi ki. Ruhumuzun feri büyümeyecektik. İtiraf et hadi. Tek iyi olduğum o sevişime nerede bitti? Yok oldu tutku ve ten uyumu. Sahte hikayenin, sahte azin sonu. Vallahi inanamıyorum ya. Söyleyemiyormuş. Bakar mısın ya? Sayenizde efendim. İnanılır gibi değil gerçekten. Çok ağzına eğlendim. Sağlık. Yaşasın. Derslerden kaça kaça yaptı bunu. Derslerden. Ben de şan derslerinden hep kaça kaça. Şan dersler. Vallahi muhteşem. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok güzel. Ağzına sağlık. Güzel bir sürpriz oldu. Ha, aynen bana öyle. Da sürpriz oldu. Vallahi iyi ki de aklıma acaba Damla kesin şarkı söylüyordur dedim. Çünkü evet. Bu kadar... oyunculuklarıyla dünya çapında bu kadar hani başarılar sağlayan bir oyuncunun mutlaka şarkı söylüyordur diye düşünüyordum. Ve kesinlikle umduğumdan çok çok daha fazlası teşekkür oldu. Çünkü ederim. İlk önce kendisi dedi ki ben şarkı söyleyemem dedi. Biz bazen, karşı o beni görmüyor ama aynı kuaföre gidiyoruz erkekler bir tarafta. Fransızca şarkılar da söylüyordu biliyorum. Ya. Fransızca şarkılar. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Na 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 na. Sözlerini unuttum buradan sonra seni. Harikaymış. Ağzına sağlık. Yani. Teşekkürler. Lavian Rose'a ne güzel söyledi. Çok güzel bir uyum yakaladınız siz. Garanti yapımcılar sizi bırakmazlar. Birlikte bir dizide falan oynatırlar gibi mi geliyor? Yapımcılar zaten bırakmıyor Damla'yı. Efendim sizi de çok bıraktıkları söylenemezdi. Hayır işin, ikinizi bir arada. Hep birlikte diyorsunuz. Ben çok şanssızdım Güner abi şey konusunda. Dizi ve sinemalar konusunda şimdiye kadar. O yüzden işin en iyisi ben kamera arkası tarafına geçeyim dedim. Bu dönemlerde şimdi... Bir müzikal yaparsınız. Müzikal kesin yaparız. Şahane olur. Sen keman çalıyorsun, piyano çalıyorsun. Biraz. Ya ben aslında yarı zamanlı okudum ama ilkokuldayken okudum. Çok şey olmadı da enstrüman hani şey kaldı. Nasıl diyeyim? İşte bana kadar bazen kafamı dağıtmak için çalıyorum. Bir meditasyon gibi ya bir yandan. Ama böyle hiçbir zaman bir şeyim olmadı, iddiam olmadı açıkçası yani. Son enstrümanı da çok beğendim ben. Islık. Aslında çok güzel enstrümandır. Evet. Yani biz son dönemlerde özellikle çok fazla kullanmaya başladık. Şimdi başka bir şey var mı? Film var mı? Film ve dizi sırada. Var. Yani görüşmesi devam eden çok fazla iş var. Kısa film üçlemesi yapıyoruz şimdi. İki film bitti. İkincisi post prodüksiyonda. Onar Festival yolculuğuna başlayacak. Hangi filmler? Birincisinin adı yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum. İkincisi de İkinci Gece. İkisi de Ali Tansu Turhan tarafından yazıldı ve yönetildi. Ali Tansu Turhan şimdi üçüncü senaryoyu yazıyor. Onu da yaz başında sete gireceğiz muhtemelen.
böyle bir şeyler yaratmaya, yapmaya, üretmeye devam ediyoruz. Ve de seyahate çıkıyorsun bu arada. Evet, sık sık. Sibel'le birlikte çok fazla gezdik. Çok güzel bir yolculuğu oldu Sibel'in. Bir de bu son filminde Sibel'de köylüler de oynamışlar. Evet, evet. Muhtarın evinde, muhtarın kızını oynuyorsun. Muhtarın, gerçek muhtarın evinde. Aynen öyle. Ve kızının odasında. Yani 6 tane profesyonel oyuncu var sette. Onun dışında bütün karakterler, gördüğünüz herkes ya Kuşköy'den ya yan köylerden. Biz film çekerken de çok yardımcı oldular bize. İnanılmaz misafirperver, inanılmaz açıklar. Bir yandan işte yıllarca bir sürü belgesel çekildiği için orada kameraya çok alışkınlar. İşte biz hatta gittik, provalar yapıyoruz. Belgeselde provaya ihtiyaç olmuyor. Hemen kayda girebiliyorsunuz ama kurgu filmi öyle değil tabii ki. Bize hadi artık ne zaman kayda gireceksiniz demeye başladılar. Ya da işte bir sahne çekiyoruz mesela, işte hocam ben böyle durayım mı diyor birisi mesela. Bir bakıyorsunuz olabilecek en doğru açıda duruyor. O yüzden yani hepsi doğuştan yeteneklilerdi ve gerçekten orada bir aile gibi. Hep onu söylüyorum, 6 oyuncu, işte teknik ekibimiz, yönetmenlerimiz, doğa şartları da çok çetindi çünkü. Ve köy, yerli halk, hep birlikte yaptık biz bu filmi. Gerçekten vazgeçilmez parçalarındanlar. Ya hiç doyamadı bu programa. Ne kadar keyifli sizinle çok devam ediyorduk. Teşekkür ederiz. Sizinle olmak öyle Güner abi. Yani bir dahaki programda daha da derine inelim. Tamam. Tüpsüz dalalım. Tamam. Ama bunu şarkıyla söyle. Tamam, söyleyeyim. Tüpsüz mü söyleyeyim? Aziz hatıran silinmiş mi, açtığın yara yerini sevmiş mi? Allah aşktır sensin kalan geri, o yolda çıkıyorsa sevgili, çeki vuran çeri teslimim ellerine, derine. Derine, daha derine, adını kazı derime. Dikeni al canımın, yakışır güle. Derine, derine, daha derine, adını kazı derime. Koparamaz o gülü kimse, sen bile. Aç gir kalbime, kimse değmiş mi? Aziz hatıran silinmiş mi? Açtığın yara yerini sevmiş mi? Allah aşktır sensin kalan geriye, o yol mübah çıkıyorsa sevgili, çeki vuran çeri teslimim ellerine. Derine, derine, daha derine, adını kazı derime. Dikeni al canımın, yakışır güne. Derine, derine, daha derine, adını kazı derime. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Olan daha sonuna geldik. Çok keyifliydik. Çok da güzeldi. Umuyorum ve inanıyorum ki siz de çok büyük keyif aldınız. Konuklarım
çalışma arkadaşlarım, müzisyen dostumuz, ben. Size çok iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Gelecek hafta yine değerli konuklarla keyifli, müzikli sohbetimizde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.